Efendim Kripto Ligi hoş geldiniz. Karşınızda her zaman olduğu gibi Tolga Atlı. Bunun bu görüntüsü, onun bu yakışıklılığı için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Tolgacığım nasılsın? Teşekkür ederim Emre Bey. O sizin güzel gözlerinizin eseri. Siz nasılsınız? Valla Tolga şöyle görüyorum seni. Az sonra Bitcoin heyecanı dorukta. Ethereum artıyor ama. Heyecanlı bir durumdayız ama iyi bir durumda değiliz. Maalesef Bitcoin'de çok büyük düşüş var. Biraz düşüşün sebeplerini konuşacağız Emre Bey. Evet, enteresan. Dün her şey çok yolunda giderken bir anda böyle abandone olmuş boksör gibi oldu. Ama sanki bu düşüş böyle çok kalıcı bir düşüş gibi değil. Evet, bahsettiğiniz gibi çok kalıcı bir düşüş olduğunu ben de düşünmüyorum. Burada düşüşün bir sebebi var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi Kaliforniya'da bir banka var. Silvergate diye bir kripto bankası ve bu banka üzerinden kripto para borsalarıyla işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bu banka aracılığıyla kripto para borsalarına yatırım yapabiliyorsunuz, para gönderebiliyorsunuz. FTX'in batışından sonra Silvergate yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zarar bildirmişti. İyi günler yaşamıyor ciddi bir borsa, ciddi bir banka Silvergate. Onun ötesinde sunması gereken bazı finansal raporları da sunamadı ve piyasada ciddi bir güvensizlik oluştu. Bunun üzerine Coinbase zaten hazır eli değmişken daha önceden de başlamış olduğu bir iş olarak dedi ki Silvergate ile çalışmıyorum bundan sonra. Onu izleyen başka borsalarda oldu. Bu da piyasada bir güvensizlik meydana getirdi ve Bitcoin'de %5'lik yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüşe sebebiyet verdi. Çok uzun süreli olur mu? Çok uzun süreli olmaz. Ama netice itibariyle Bitcoin %5 değer kaybetti. Bitcoin'in öksürdüğü yerde bütün altcoin'ler hasta oldu. Onlar kendilerinden geçtiler, daha fazla düştüler. Dalgalanma olacaktır. Çok büyük bir gerileme söz konusu değil ama 1000 dolar da ciddi bir düşüş demekti. Piyasa bunu yaşadı. Evet, dün bir şey yoktu. Bugün bununla uyandık. Ama olur zaten bunlar, hani totale baktığında öyle çok atla deve bir görüntüyü de beraberinde getirmiyor. Bence gelecek hafta içerisinde yatırım tavsiyesi değildir. Sanki toparlanacaktır. Çünkü hani uzun süredir seninle de birlikte ortak paydaşta buluşuyoruz. Benim gözlemlediğim şu, eğer yanlışsam lütfen düzelt. Ben bir spor adamıyım ama sonuç itibariyle ekonomiyle de ilgileniyoruz. Çünkü bir miktar paramızı nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda aklımızda bir tarafında böyle bir yapı var. Bir de tabii ben MBA yaptım. Yani işletme master yaptım. O andan da girdiler çıktılar noktasında birazcık minicik bilgim var senin yanında. Sen bir okyanussan ben de okyanusa dökülen bir Estağfurullah. küçük nehir gibiyim. Ben şunu görüyorum. Bir özellikle kripto dünyası içerisindeki kimlikler çok kırılganlar ve çok ürkekler. Çünkü rakamlar çok büyük olduğu için, yani adam bir anda 1 milyon dolarını kaybederim diye korktuğu için hemen o 1 milyon doları çekiyor ve arka arkaya 100 kişi 1 milyon dolar çektiğinde bir anda piyasadan 100 milyon dolar çekiliyor. Bu da 3000 ya da işte 24 bin bandındaki bir Bitcoin'de 23 bine kadar düşmeyi beraberinde getiriyor gibi algılıyorum. Bilmem yanılıyor muyum? Yok, kesinlikle haklısınız. Burada zaten piyasa çok kaygan bir zemin. Yani reel piyasanın 10 katı, 100 katı daha kaygan bir zemin. Sizin bahsettiğiniz gibi küçük küçük çekimler dün itibariyle yaklaşık piyasadan 22 milyar dolarlık bir paranın silinmesine sebebiyet verdi. 22 milyar dolarlık bir cash piyasadan çekilmiş oldu. Ama tabii sizin dediğiniz gibi hatta bir hafta içerisinde yeniden tekrar 23 bin doların üzerine çıkar mı? Ben de kısa sürede tekrar yukarı doğru bir hareket bekliyorum. Bu yılın dalgalanmayla geçeceğini her programda konuşuyoruz zaten. Peki neden böyle bir beklentimiz var? Yani neden Bitcoin fiyatı ve kripto para fiyatları yukarı doğru gider diye bir beklentimiz var? Bir iki temellendirmeden bahsedeyim. Bir kere en büyük done borsalar yeniden ön satış platformu haline gelmeye başladılar. Yani yeni projelerin halka arzı hızlandı. Yeni projelerin halka arzı ancak boğa dönemlerinin başında veya boğa dönemlerinde gerçekleşen bir şey. Artık günden güne pek çok borsa yeni projelerin halka arzını gerçekleştirmeye başladı. Şöyle geri dönüp baktığımız zaman 2017'de ICO'lar, ismi ICO, ICO olarak geçiyordu kitlesel fonlama. 2019'da borsalar üzerinden launchpad'ler başladı. 2020 yılında bu merkeziyetsiz ekonomi DeFi'nin patlamasıyla IDO olarak yine halka arz işlemlerinin çok büyük yoğunlaştığını görüyoruz. Bu dönemlerin her biri boğa koşullarına zemin hazırlamıştı. Bu dönemde de 2023 yılının Ocak ayında da halka arzların arttığını, halka arz platformlarının yeniden canlandığını, onlara ait tokenların hareketlenmeye başladığını görüyoruz. Bu noktada da boğaya dair bir ümidimiz var. Bir şey daha ek yapayım buraya. Peki bu boğaya dair ümitlerimizde hangi projeler, hangi yöne yönelik projeler hype yapar? Bundan önce mesela Metaverse vardı. Sabah akşam Metaverse'ü konuştuk hatırlarsınız. Metaverse projeleri şöyle, Metaverse projeleri şöyle bir hype, bir popülerlik sağlamıştı.
Bundan sonra kısa dönemde piyasaya damgasını vuracak olan projeler çok büyük ihtimalle yapay zekaya dayalı projeler. Yani alakalı alakasız her projenin içine yapay zeka vardır. Yapay zeka ile bir şey yapıyordur. Kelimelerini duyacağız. Yapay zeka ile bocalanmış, bezenmiş projelerin bir anda 5 katına, 10 katına çıktığını görebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece biz burada hype'dan popülerliğin ne üzerinden inşa edildiğini göstermek amacıyla anlatıyoruz. Yapay zeka lafını duydunuz mu? Biraz dikkat kesilin. Muhtemelen o projeler hızlı bir yükseliş sergileyecekler. Çok özür dilerim. Çok teşekkür, çok teşekkür. Siz de görün, bütün dinleyenler, izleyenler görsünler. Bu arada yapay zeka dedin, Microsoft da çok önemli bir yapının içerisine girdi. Anker'la ortak paydaş içerisinde buluşuyor Microsoft ve onların bulut teknolojisi içerisinden faydalanacak Anker, özellikle not hizmeti sunma konusunda. Bir diğer önemli gelişme de Yandex'te oldu. Yandex'e baktığımızda da Yandex artık arama motoru üzerinden kripto paralarla ilgili doneleri verecek ve çevirme işlemlerini yapmasını sağlayacak. Bu da aslında teknolojik yapıların ne kadar çok bu sistemin içine dahil olduğunu gösteriyor. Kesinlikle, yani buna all in one, her şeyin bir yerde toplanması mantığıyla bakılıyor. Artık siz bir arama motoru indirdiğiniz zaman, bir browser, bir tarayıcı indirdiğiniz zaman cep telefonunuza, o tarayıcı aynı zamanda bir kripto para cüzdanı, o tarayıcı aynı zamanda kripto para cüzdanının içerisinde alsat yapabileceğiniz küçük çaplı bir borsa haline gelecek. Buna zaten uzak kalmak mümkün değil. Teknoloji firmaları da, Google gibi, Yandex gibi, Yahoo gibi büyük firmalar da çoktan bu duruma uyanmış durumdalar. Küçük çaplı denemeleri oluyordu artık ama kamuya açık hale, daha halka açık hale getiriyorlar bu gelişmeleri. Bu yapay zeka ile alakalı söylemek istediğim, spor dünyasına bakan bir yönü vardı. Yapay zekayı son dönemlerde hakem atamalarından sıklıkla duyuyoruz, Emre Bey hatırlarsınız. Bir yapay zeka atacak hakemleri, yapay zeka belirliyor dendi. Sonra bir vaz mı geçildi, devam mı ediyor tam bilmiyorum. Siz daha hakimsiniz şu an. Hala yapay zeka atıyor. Ediyormuş galiba gibi diyelim. Yani mesela orada Sivas Spor'un bu tartışmalı hakemi, ama offside'imsi falan demişti ya. Özgüç, evet. Türkalp'le birlikte Sayın Erkan Özdamar. Şimdi mesela Erkan Özdamar bu hafta Giresun maçına verildi. Yapay zeka demiş ki ona, ben demiş baktım araştırdım, 5 hafta ceza uygundur demiş. 5 hafta sonra maç verelim ona demiş. Yani kimi kandırıyoruz, evet, sevgili dostum ya? Şimdi burada bazı şeyleri biraz açıklamak gerekiyor. Şimdi yapay zeka adını duyduğumuz zaman çok böyle teknolojik üst düzey güzel bir hizmet sunulacak, sunulmaya çalışılıyor diyelim en azından biz. Şöyle bir durum var. Yapay zeka bize ne verir biliyor musunuz? Yapay zeka şudur. Yapay zekaya bir veri seti verirsiniz. O veri setini kendi içerisinde ilişkilendirir ve anlamlı çıktılar verir. Yani neyi yüklerseniz, ne girdi sağlarsanız ona benzenmiş çıktılar veriyor. Şimdi yapay zeka bir hakem ataması yapıyorsa, siz hangi değerleri yapay zekaya yüklediğinizi kamuya keşke ilan etseydiniz. Yani hakem raporu mu yükleniyor? Hakemin yaşı mı, boyu mu, kilosu mu, nereli olduğu mu? Hangi girdiler sağlanıyor da ona bağlı bir sonuç veriliyor? Ev sahibi takıma yönelik çaldığı kararlar mı, deplasman ya da gözlemci raporu mu? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmeyince ne gibi oluyor? Yapay zeka hakemleri atıyor. Yani böyle hani isimsiz bir anonim bir imza var orada. İstediğiniz gibi atayın, yapay zeka atadı. Bunu tavsiye etti gibi bir şey. O yüzden VAR uygulamasında da, bu yapay zeka konusunda da bizim galiba şöyle bir sorunumuz var. Teknolojiyi doğru kullanamıyoruz. Hani doğru kullanamadığımız için teknolojinin kötü olduğunu zannediyoruz. Hayır, biz doğru kullanamadığımız için doğru çıktı elde edemiyoruz. Doğru kullansaydık hem yapay zeka alanında, hakem atamalarında ya da VAR'da çok daha güzel sonuçlar elde ederdik ki VAR'ın Dünya Kupası'nda ve bazı Avrupa maçlarında nasıl uygulandığını görüyoruz. Yani 30 saniyede kararlar çıkıyor. Bir anda hemen oyun akışkanlığı hızına ne kadar olumlu manada etki ediyor. O yüzden inşallah doğru kullanırız. Uzmanların, tekrar ediyoruz, her alanda olduğu gibi liyakat her kurulda, her kurumda gerçekten çok önemli. Uzmanların işin başına geçmesini ve halk anlamaz değil, halk anlayacağı dilden bir şekilde gelişmelerin aktarılması gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Böyle daha iyi bir ilerleme sağlayacağız. Tabii sonuç itibariyle yapay zeka dediğimiz şeyi yazılım mühendisleri ortaya koyuyor ve bu yazılım mühendisleri de bu sistemin içerisine girecek veriler üzerinden yapay zekayı hareket ettiriyor. Siz o verileri, örneğin Erkan Özdamar'la ilgili verileri küçük 6.3, 7, 7.5 gibi girerseniz o girdiğiniz veriler düşük olacak. Total olarak sizi aşağıya doğru atacaktır. Evet. Ama eğer iyi veri girerseniz yukarı doğru çıkartacaktır. Bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu işlem, aman ya, bu
bu benim üstümden çıksın da kim nereye nasıl ne şekilde gönderirse göndersin mantığıyla hareket edildi. Çünkü o kadar bunaldı ki hakem atamalarından. Yani daha biz hakemler atanmadan bu işleri tartışmaya başladığımız için böyle büyük bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalınıyor. Şimdi önemli gelişmeler de var. Ape diye bir coin çıkıyor. Daha doğrusu Ape coin nedir tartışmaları var. Birazcık bunun üzerinden de ki biliyorsun her hafta BitExen çok güzel bir bülten yayınlıyor ve bu bültenin içerisinde çok önemli doneler var. Araştırma ekibi bu bülteni yayınlıyor. Ape coin Ethereum blok zincirinden ortaya çıkartılan ve ERC20 tabanlı bir token ve Ape Vakfı tarafından destekleniyor. Ape ekosisteminde kullanılmak üzere ortaya çıkartılmış. Ape Board ve Ape Yacht Club ekosisteminden de faydalanılıyor. Şimdi baktığımızda bu bültenleri kaçırmamak için mutlaka BitExen'in BitExen Club kısmına üye olmanızı tavsiye ederim. Burada çok değerli, çok özel bilgiler de var. Ama şimdi enflasyon verileri de açıklandı. Enflasyon verilerinde de bu kadar yüksek enflasyon bekliyor muydun? Emre Bey, daha yükseğini bekliyorduk dersek yanılmış olmayız maalesef ya. Çünkü maalesef şöyle bir durum var. Şimdi bir kere ekonomik olarak şiraze kayınca gerçekten ülkemizin şu an içinde bulunduğu mevcut konjonktür, doğal afet, seçim ve onun öncesinde yaşamış olduğumuz dalgalı süreç göz önünde bulundurduğumuz zaman zaten tüketicilerin, hane halkının, vatandaşların kesesine yansıyan enflasyon açıklanan resmi rakamların çok çok üstünde. Yani tahmin edilebilir bir rakam aslında var az çok. Ama resmi kanallar bunu tabii ki başka donelere, yani resmi verilere dayanarak açıkladıkları için kurumlar nasıl birbirlerine veri sağlıyorlarsa netice o şekilde çıkıyor. Ama şuna bakmak lazım. Şimdi İstanbul'da sıradan bir kentteki sıradan bir ilçesinde ev kiraları kaçtan kaç katına çıktı? Şimdi mesela et fiyatları nereden nereye geldi? Bir mobilya takımı almak istediğin zaman nereden nereye geldi? Şimdi bunları biraz değerlendirdiğimiz zaman zaten işin ne boyutta olduğunu anlamamak çok sahtillik olur. O yüzden bir an önce bizim ülke olarak, ya benim ülke olarak gördüğüm en büyük sıkıntımız bizim bir standartizasyonumuz yok. Standardımız yok. Yani nasıl politika üreteceğimizin de bir standardı yok. Bir geliyoruz yüzümüzü tamamen bu tarafa dönüyoruz, bir kalkıyoruz yüzümüzü tamamen bu tarafa dönüyoruz. Şimdi bu durumda ülke olarak, siyasi atmosfer olarak yönünü bulamamış bir ülke ekonomik olarak da yönünü bulamaz maalesef. Hangi politika üzerine inşa? Biz ne ülkesiyiz Emre Bey? Mesela biz tarım ülkesi miyiz, sanayi ülkesi miyiz, hizmet ülkesi miyiz? Buna bir cevap verebiliyor musunuz? Bence veremeyiz. Şimdi ben yıllar yılı biz tarım ülkesi olarak bilindik. Topraklarımız verimli olduğu için. Ama tarım ürünü biz ihraç ediyoruz ama daha fazla ithal ediyoruz. Çok buğdayı mesela ithal ediyoruz biz. Çok ciddi ama tarımı öldürdük çünkü yani sevgili Tolga. Sen şimdi tarımın bel kemiği olan büyük Menderes Deltası'nın bulunduğu yerde yaşıyorsun. O evet. Delta tarımın en önemli verilerinin ışığında şekillenen bir yerdi. Asi keza yine aynı şekilde ama biz artık tarım ülkesinden inşaat ülkesine dönmeye başladık. Yani biz şimdi inşaatçılıkla öne çıkmaya başladık. Yaptığımızı satıyoruz hızlı bir biçimde. İnşaatla ön plana çıktık ama depremde memleketimizin 3 milyon insanı yani etkilendi ve binlerce insanımız enkaz altında kaldı. Demek ki onda da iyi değiliz. Şimdi kastetmek istediğim şu. Hollanda dediğimiz zaman aklımıza mesela pil geliyor ya. Philips geliyor mesela örneğin. Bizim markalaştığımız bir sektör olması gerekiyor. Yani ülke olarak ekonomimizin lokomotifi olacak alanlar olması gerekiyor. İşte Almanya'da arabası var. Uzak doğuya gidiyorsunuz. Bir şekilde çip üretimi var. Telefon üretimi var. Ya Türkiye futbolu bu kadar takip eden bir kitle var. Futbolcu ihraç edemiyoruz. Sözün özü Emre Bey, bizim ülke olarak hangi sektörde uzmanlaşacağımızı, hangi sektörü neyi ihraç edeceğimize net olarak karar vermemiz gerekiyor. Yoksa devamlı bir tüketim içerisinde bulunmamız bizi bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün ekonomik olarak da sosyo-kültürel olarak da uçurumun kenarına sürüklemeye devam edecek. Bir günde uçurumdan aşağı atacak. Tarih boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman ihraç açıklamamıştır. Bu ciddi bir donedir. Zaten bulunduğumuz jeopolitik konum itibariyle ve nüfus gücümüz sebebiyle hiçbir şeyimiz olmasa bu jeopolitik konumla ve nüfus gücüyle biz pek çok şeyi üretip ihraç edebilir durumdayız. Avrupa'nın bağlantı noktasında olduğumuz için kıymetliyiz, değerliyiz. Doğru bir organizasyon ve doğru bir planlamayla memleketimiz çok güzel yerlere hem ekonomik olarak hem refah seviyesi olarak gelecektir. Dileriz bu seçim satım halinden sonra yeni süreçte, yeni dönemde artık bu ekonomik yaklaşık son 5 yıldır özellikle pik yapmış olan sıkıntıların kaygıları aşarız.
ve iyi bir noktaya geliriz diye temennide bulunalım. Evet ya, yani ben de sektörü bir anlamda tarım adına iyi bilen bir kimlik olarak tarıma, özellikle modern tarıma eğer yatırım yapabilirsek, modern tarım üzerinden yürüyebilirsek her şeyin çok daha farklı olabileceği fikrindeyim. Çünkü modern tarımla birlikte işte Hollanda örneğini görüyoruz. Hollanda'ya yıllar önce gönderdiğimiz lalelerle bugün Hollanda ülkesinin adı anılıyor. Ama o lalelerin çıkış yeri İstanbul. Yani bizim bir devrimiz var. Yani lale devri diye bir devirden bahsediyoruz. İşte kaplumbağaların üzerine konulmuş olan o mumlarla gezilen süreçten bahsediyoruz. Ve biz Hollanda'ya lale tohumlarını gönderdik. Ve bugün Hollanda dünyanın en büyük lale ihracatı yapan markalarından biri haline geldi. Tarımda da biz böyleyiz. Eğer tarımı da etkin kullanabilirsek, baktığımızda mesela Amik Ovası'nın bulunduğu o kısmın içerisine biz ev yapmak yerine tarım arazilerini kullanabilirsek, modern tarıma yönelebilirsek, şimdi 208 üniversite var, 8,5 milyar öğrenci var, 8,5 milyon öğrenci var. Bu 8,5 milyon öğrencinin nereden baksanız en az 500 bin tanesi ziraat fakültelerinde okuyor ve her yıl ortalama 50 bine yakın ziraat mühendisi mezun oluyor. Belki birazcık daha az, birazcık daha fazla. Bunları yurdun dört bir yanına kanalize edebilirsek ve modern tarımı şekillendirebilirsek, yani hani Atatürk'ün o klasik ve çok önemli bir ifadesi var ya, çiftçi milletin efendisidir. Hakikaten çiftçiyi milletin efendisi yapabilirsek ve onun biçimselliğini, ilimselliğini, bilgiselliğini ama en önemlisi de bilime inancını arttırabilirsek, o zaman çok daha farklı noktalara geliriz. Ben özellikle önümüzdeki 50 yılın hani bir futurist olarak baktığımda da ana dinamiklerin tarım olduğunu düşünüyorum. Yani suyu kullanma becerilerimiz, tarımda toprağı kullanma becerilerimiz, topraktan kısa vadede çok uzun sürede etki alabilme becerilerimiz öne çıkacak. Spor da asla bitmemeli. Onun da altını çizelim. Spor da belki de sanat da bu ülkenin atar damarları ve bu damarların asla kesilmemesi gerekiyor. Mümkün olduğunca sonuna kadar destek verilmesi gerekiyor. Spor maçlarının hiçbir şekilde, daha doğrusu spor eventlerinin hiçbir şekilde sekteye uğramaması en büyük dileğimiz. Eğer hafta sonu müsait olursanız da hemen uyaralım. Dünyanın ve Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birine, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ataköy'de ve Ataköy indoor, yani spor salonunda, orada çok keyifli bir organizasyon var. 20'de Türk atleti yarışacak. Büyük ihtimalle finalde beklediğimiz atletler var. Ve enteresan bir not daha vereyim. Bir Yunanlı atlet, ismini siz araştırın. O kadar, yani ben her şeyi vermek istemiyorum böyle. İsmini siz araştırın ama Yunanlı bir atlet 2022 yılı, donelerim öyle olsun, 2021 yılında, daha doğrusu 20'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatlarında dereceye girmişti ve birinci olmuştu. Uzun atlamacı, en son 8.55 atladı. Muazzam bir derece bu. Türk kökenli, artık bundan done bulursunuz. Çivililerini sevgili Tolga satışa çıkarttı. 20 bin avroya sattı. Ve o çivillerden elde edilen para bugün Fatih Çintimar'a, yani Atletizm Federasyonu Başkanı'na, Yunanistan Atletizm Federasyonu tarafından verildi depremzedeler için. Bu güzel atleti eğer giderseniz lütfen yüksek uzun atlamada mutlaka ama mutlaka ayakta alkışlayın. Öyle oturarak falan alkışlanmaz. Ayakta alkışlanın. Bir olimpiyat şampiyonu zaten kendisi. Aslında olimpiyatta aynı dereceye atladı iki atlet ama bir tanesi ikinci hakkında geçtiği için, ki bu da Yunanlı atletti, adını olimpiyat şampiyonluğuna yazdırdı. Kimmiş? Google amcanıza sorun. O kadar. Biraz da araştırmacı olsun. Tebrik ediyoruz gerçekten. Yani çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hareket. Çok da bizim için duygularımızı böyle harekete geçiren, manevi olarak bizi duygulandıran bir hareket. Tüm dünyadan yardımlar geliyor. Buradan da dilerseniz Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu kampanyayı birazcık konuşalım. Tüm spor camiası bir araya geldi. Başkanlar, sporcular ve futbolun, sporun içinde olan herkes. Gerçekten çok güzel bir bağış organizasyonu oldu. Özellikle başkanların vermiş olduğu mesajlar çok önemliydi. Sporun ülke üzerindeki yapıcı ve birleştirici etkisini de konuştular. Sadece bir para yardımından öte, spor organizasyonlarıyla insanların, özellikle gençlerin yeniden nasıl rehabilite edileceği, yeniden kendilerini bu topluma, bu millete nasıl ait hissedeceklerini, insanlara yaşadıklarını
hissettirmemiz gerekiyor. Sporla bunu başarabileceğimizi vurguladılar. Çok güzel bir organizasyon oldu. Diğer organizasyonların da işaretini verdiler. Üç büyüklerin, dört büyüklerin katılacağı turnuvalar, spor camiasından, kamuoyundan insanların bölgeye devamlı ziyaretleri. Özellikle Fatih Terim devamlı gidelim dedi. Her zaman gidelim. Bütün spor akademileriyle orada bulunalım demişti. Buna sayın başkanlar da benzer açıklamalarda bulundular ve katkı yaptılar. Çok kıymetli. Sanatın, sporun bu noktada bir rehabilite, iyileştirici unsuru var. Bunu uzun bir müddet kullanmamız gerekiyor. Hiçbir sporcumuzun, sanatçımızın bundan intihar edeceğini düşünmüyorum. Gerekirse gidecekler. Bir saatlik, iki saatlik değil. Bir hafta, on gün orada kalacaklar. Köy köy, oradaki artık çadır kentler mi diyeceğiz, çadır mahalleler mi diyeceğiz, oralardaki semtlerde, sokaklarda gezecekler ve insanlara moral verecekler. Biz de onları alkışlayacağız. Biz sanatçımızı teşvik edeceğiz. Sanatçımız oraya gidecek, sporcumuz oraya gidecek. Halk yeniden rehabilite edecek, yeniden insanları o eski hayatlarına belki döndüremeyiz ama yeni hayatlarında yaşamaya dair umutlarını yeşertecekler. Güzel bir organizasyon oldu. Bütün spor camiası destek verdi. Dileriz bir daha böyle kampanyalar yapmak zorunda kalmayız. Gerçekten çok yorulduk. Yani bu kampanya olayından da yoruldu çünkü halkımız. Devamlı bir afetin, bir problemin çözümü için. Evet, bu halk sinesi geniştir. Her zaman kucak açar. Her zaman elinden geleni, üstüne ne zaman vazife düşerse yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda da. Ya biz 30 yıl aralıksız savaş görmüş bir milletiz. Birinci Balkan, ikinci Balkan, Trablusgarp, Çanakkale, İstiklal Harbi, bitmeyen savaşlar zincirinden çıkmışız. Ama biraz da böyle refahı, biraz da huzuru, mutluluğu yaşadığımız dönemler olsun istiyoruz. Dileriz bir daha böyle kampanyalara lüzum kalmaz. Güzel bir kampanya dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Tolga, çok güzel konuştun. Sözünün üstüne söz söylemeyeceğim. Sadece Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu istifa etti biliyorsun. Bugün yaptığımız evet. Bağlantılarda onun da altını çizdik. 18-19 Mart, olmazsa bir hafta sonra yani 26-27 Mart gibi Trabzonspor olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Ahmet Ağoğlu aday olur mu? Biraz kulis yoklayacakmış. O notu da verelim. O kulislerden gelecek yanıta göre, ama şöyle bir tüzük değişikliğine gitmişti o biliyorsun ekonomik anlamda. Şu anda 16 milyon euroluk bir ödeme bekliyor ve eğer tüzük gereği toplam harcamanın %30'unun üstüne çıkarsa bunu başkan kendi cebinden, daha doğrusu yönetim kurulu kendi cebinden ödeyecekti. Burada da böyle bir boşluk var. Eğer öyle bir fiyatlandırma olursa Sayın Ahmet Ağoğlu'nun ciddi bir rakam ödemesi gerekecek. Acaba bu böyle mi olacak? O çok önemli. Ve Abdullah Avcı ile Sayın Ahmet Ağoğlu arasının limoni olduğu, çünkü Trabzonspor'da başka bir bakış açısının olduğunu ve bu bakış açısının da Sayın Ahmet Ağoğlu'nu istemediği dile getiriliyor ve bu yönetsel bakış açısıyla bakalım bu süreç nasıl işletilecek. Ama bir gerçek var ki Trabzonspor bu yıl beklediğini hiçbir şekilde bulamadı. Acaba başkan değişimi beraberinde bir hoca değişimini de getirir mi, onu da bekleyip görmek lazım diyelim. Bu arada çarkı çeviriyor musun? Evet Emre Bey, fırsat oldukça, aklımıza geldikçe piyasayı da takip ediyoruz, çarkı çeviriyoruz. Bir tek sen Club'tan, oradaki ödüllerden, teşviklerden faydalanmak isteyenler ücretsiz bir şekilde çarkı çevirebilirler, bu şekilde söyleyelim. Harika. Noktalayalım yavaş yavaş. Bütün dünyada hem sporda hem de özellikle ekonomik dünyada neler yaşandığı konusunda bilgi alışverişinde bulunmuş olduk. Sohbet etmiş olduk. Haftaya yine birlikte olacağız Salı günü. Görüşmek üzere. Şey, kendinize çok iyi bakın. Sağ ol, sağ ol. Veda edecektim. Yalnız bere çok güzel. Şıkmış yani. Böyle bir rapçi tarzı vermiş sana. Ya böyle ben içinden bir sanki Eminem çıkacakmış gibi. O kadar çıkmaz herhalde. Eminem çıkmaz ama başka böyle küçük şeyler çıkartabiliriz yani. Var mı böyle beat falan yapıyor musun? Yok, dinlemeyi çok severim. Dinlerim. Rap sever misin gerçekten? Tabii. Aa, dinlemeyi en çok severim. Yani popüler her türlü şeyi dinlerim ya. Yani güzel gelen turnuların hepsini dinlerim. Özellikle spesifik şunun hayranıyım diyemem ama rap parçalarını, mesajı olan şeyleri severiz. Öyle söyleyeyim. Ben Naim için yazılmış o parçayı çok seviyorum. Evet, APO'nun yazmış olduğu. APO'nun yazmış olduğu, evet. Acayip güzel. Bizim Emrecan rapçi olduğu için ben de onun böyle o rap şarkılarına eşlik ediyorum artık. Azıcık öğrendim. Bebeleri pistten. popüler İkimiz ediyorum artık, bak fark ettiysen, bebeleri pistten alalım diyorum.
Durun Emre Bey, daha gençsiniz ya. Hepimiz gençiz inşallah. Yok Daha yok yok. uzun yıllar. Ya, yaşlandık artık ya. Hayır, Estağfurullah, bebeleri pistten estağfurullah. alalım. Sayın Demirtaş geliyor inşallah. Vallahi Emre Bey, yani müzik kültürü insanın, müzik de yani sanat dünyasından bir yansıma, müzik de bizi yeniden bu hayata motive edecek şeylerden bir tanesi, ruhun gıdasıdır. Güzel tınıları, ezgileri dinleriz. Yani bir de internet sayesinde, artık internetsiz dönemi de yaşadığımız için o kadar geniş bir müzik paletine ulaşabiliyorsunuz ki, Hint müziklerinden, Arabından, işte İsveç, Avustralyalı, Fransız, İtalyan, her şeye ulaşabiliyorsunuz. Teknolojiyi doğru kullanmak lazım. Bu da güzel farklı tatminlere kapı açıyor. Müzik dinlemeyi de tavsiye ediyoruz insanlara. Bu arada Özgür Demirtaş hasta falan dediler. Son durumu nedir? Yani hani biz gidiyoruz, o gelecek. Şaka yapıyorum tabii Yani de. Ekonominin duayeni değil mi? Yani takip ediyor musun tabii bilmiyorum. tabii ki takip ediyorum. Kendisi İzmir'de Atatürk Lisesi mezunu, biliyorsunuz. Bilmez miyim ya? İzmirli sayılır o da. Gerçekten o da son dönemde ülkemizde tespitleriyle gerçekten çok güzel mesajlar verdi. Yani artık hani ekonomik olarak tavsiye verebiliyor. Tabii ciddi bir bankanın danışman kurulunda, aynı zamanda öğretim üyesi kendisi. Beş Ülkemiz için milyon kıymetli bir takipçisi insan. var. Ülkemiz için çok kıymetli bir insan. Uluslararası kariyeri de olan, ciddi manada öngörüleri de gerçekleşen biri. Yani doğru tespitler yapıyor. Dinlemek lazım. Yani ülke yönetiminde özellikle bürokrasinin, nasıl işletmelerde bir işletme kuracağınız zaman o işin uzmanını getirip oraya koyarsınız ve tavsiyesini dinlersiniz. Ekonomi yönetimlerinde de uzmanların tavsiyelerini gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Tabii ama kısa vadeli siyasi çıkarlar bazen buna parti fark etmeksizin mani oluyor, engel oluyor. O da siyasetin doğasında var. Ama işte siyasetin doğası vatandaşın doğasına aykırı geliyor. Çok da fazla deşmeyelim bu konuları. Ama Özgür Yok, Demirtaş girmiyorum. kıymetli bir Hani hocadır. hayır, insanlar yanlış anlamasın. Özgür Demirtaş'tan bahsettik Sayın Demirtaş derken. Hani bebeleri pistten alalım da biz onun yanında bebe Tabii olduğumuz tabii tabii ki, gibi. kesinlikle kesinlikle üstad gelsin anlatsın. Ona göre biz de Bir de alacağımız çok dersi güzel alalım. anlatıyor. Yani neşeli anlatıyor. Büyük keyifle dinliyorum. Kıymetli değerlerimiz var ülkemizde, pek çok hocamız var. Bu aralarda tabii hem ekonomik kriz hem deprem dolayısıyla kıymetli insanları televizyonda daha çok görür olduk. Bir her konunun uzmanı olanlar var, biliyorsunuz. Bir de böyle gerçekten işi bilenler var. Hani Yok, işin her konunun profesyonelleri var. uzmanıymış gibi gözükenler onlar. Uzmanı olanlar değil, öyle gözüküyorlar. Ya biz onlardan çok sıkıldık, açık söyleyeyim. Sesimiz ne kadar gider bilmiyorum ama artık gerçekten bilgili insanlar bir yere gelsin. Halkımız, vatandaşımız, bizler onları tüketelim. Doğru bilgiye ulaşalım. Ya bilim çok önemli. Şöyle kapatmak isterim. Sevgili İlber Ortaylı, Celal Şengör ve Naci Hoca ile ilgili değerlendirme yaparken Celal Şengör'den Naci Hocam daha iyidir diyor deprem konusunda ve jeofizik konusunda. Bunun üzerine Naci Hocam da diyor ki, olur mu öyle şey diyor, biz Celal Şengör'ün geldiği mevkileri hayallerimizde bile yaşayamıyoruz diyor. Bilim ne kadar mütevazılığı beraberinde getiriyor ki, ikisi de hakikaten profesörlüğün bir üst safhasında, ordinaryüslüğe geçmiş durumdalar. Ben her zaman şunu söylemek istiyorum. Bilime inanın, ilme inanın, bilim insanlarının doğru bakış açısı içerisinde olanlarına inanın. Bir de şarlatanlar var, onları bir kenara ayırın ve zaten zihniniz onları ayırır. Ama Celal Şengör gibi, İlber Ortaylı gibi, Naci Hocam gibi, Ahmet Ercan gibi bu değerli bilim insanlarına da kulak vermek kıymetli. Kesinlikle Mehmet, katılıyorum. Dileriz yolumuz aydınlık olur bundan sonra. Kendine iyi bak. Maçlar başlıyor. Maç Teşekkürler. seyredecek misin bu hafta? Tabii ki bütün maçları izleyeceğiz yani elimizden geldiğince. Sende bir Birazcık Galatasaraylılık olduğu için hani Galatasaray maçı yok ya bu hafta. ya biz bir senedir maç izlemiyoruz herhalde, öyle geldi artık. Hala yok Galatasaray'ın maçı. 13 Mart'ta mı en son maçımız bilmiyorum. Ama olsun, Evet futbola ya. özledik. Futbola özledik. Bol Ya dönsün şu artık. sarı kafalı bir çocuk vardı orada. Kimdi o falan diyeceksiniz herhalde. Ya o kadar işte storyleri takip ediyoruz. Neyse, magazin kısmına çok girmeyelim. Pazartesi gideriz dilerseniz. Tam Tabii maçlar da oynanmış olur. pazartesi şu Vanda ile Icardi'yi konu. Evet, olur. Pazartesi radyoda, salı günü yayında değerlendirelim. Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın, saygılar.